Yaren, bacaklarım uyuştu ya. Vallahi benim de. Acıktın mı? Ben çok acıktım. Acıktım. Elif nerede? Geldim bekliyorum demişti. Ararız şimdi, gelmiştir o. Yaren, şu güzelliğe bakar mısın ya? Gerçekten çok güzel. Defne acaba ne yapıyordur şu an? Bakma, aslında ben de çok üzüldüm. Öyle güçlü durmaya çalıştım ama o kadar yapabildim. O büyüyünce anlayacaktır bizi. Biz hem kendimiz için hem de onun için bir hayat kuracağız Yaren. Yetimhaneden çıktığı gün geldiğinde kafasına sokacak bir evi olacak. Bizim gibi böyle ortada kalmayacak. Doğru söylüyorsun. Ama çok üzüldü yavrum ya. Yani yüz gözümün önünden gitmiyor. E biz de üzüldük. Üzülmedik mi Yaren? Üzüldük. Ya keşke bizim de başımızda bir Yaren'le Eda olsaydı da arkamızda dağ gibi dursalardı. Merak etme, o büyüsün, anlayacaktır bizi. Biz bize yetmez miyiz zaten? Yeteriz tabii ya. Yetmez miyiz Yaren'im? Biz bize yeteriz. Yeter ki sen ol benim hayatımda. Biz var ya, her şeyin üstesinden geliriz. Kızlar. Hoş geldiniz. Gel bakayım. Canım, ne haber? İyiyim. Hadi burada durmayalım, eve gidelim. Hadi. Ev çok mu uzak Elif? Yok ya, bir minibüse bineceğiz o kadar. E peki bir şey diyeceğim, benim bir fikrim var. Hı. Karnım aç, hava çok güzel. E İstanbul'a da yeni geldik. Şu güzel bir yemek mi yesek? Olur, ben size balık ekmek ısmarlayayım o zaman. Ay olur. Hadi bakalım. Ben Banu'ya zaten bahsettim sizden. Yani durumları biliyor. Yaren de bir şey belli etmeyecek. Kalacağınız evde hemen dükkanın üstünde zaten. Anahtarları Banu size verir. Çok çok teşekkür ediyorum size gerçekten. Rica ederim canım. E hadi ara. Yaren'e güzel haberi ver. Gelsin Banu'yla tanışsın. Sonra eve bakarsınız. Tamam. Hemen arayayım ben o zaman. Eda arıyor. Alo. Eda, ne olur güzel bir haberle gel bana. Ne olur işe alındık de. Alındık Yaren. Alındık tabii ya. Şimdi Banu Hanım'la tanıştım. İnanılmaz tatlı ve iyi bir insan. Hem güzellik merkezini de gördüm. Çok şık bir yer. Ayrıca senden de bahsettim. Seninle de tanışmak iste. Ay Eda, inanmıyorum. Duyduk mu, işe alınmışız. Allah'ım şükürler olsun. Yaren, ben sana asıl bombadan bahsetmedim. Banu Hanım yetimhaneden çıktığımızı öğrenince... iş vermekle kalmadı. Dükkanın üst katında boş bir daire var. Geçin orada yaşayın dedi. Hem çalışıp para kazanacağız hem de rahat rahat yaşayacağız. Bir evimiz olacak artık Yaren. Hem seneye daha iyi hazırlanırsın sınava. Üzülme, tamam? Ağlayacağım şimdi. Eda, şans sonunda bir yerden yüzümüze girdi ya. Bavullarımızı da getir. Tamam, ben o zaman hemen geliyorum yanına. Konum atıyorum ben şimdi. Tamam, bay bay.
Hoş geldin. Kardeşim Yaren. Merhaba Yaren. Merhaba. Hoş geldin. Elif. Bu da yeni hayatınızın anahtarı. Yakalamak gerek fırsat varken, hayat bir yolculuk affetmez sevdiklerimize el sallarken. Bazen çoğu şey karışıktır, görmek gerekir ayrıntıları. Bazen her şey çok nettir, karanlığı yıkar aydınlığımız. Sen kendini hiç sevmezsen kim sever seni senden içeri. Gülümse kaderine, hepsi geçti, bizi yoran her şey kalpten dışarı. Kimi kendine bakıyor aynada, acı dolu bir yolu ezmiş geçmiş. Kimi kendini buluyor sonradan durup düşünüyor her şey geçmiş. Ne yapıyorsun sen? Ha? Eda'yı mı arayacaktın? Ha? Yardım mı isteyecektin Eda'dan? Sen benden korktun mu? Sana ne? Ver şu telefonu! Be! Yeter be! Sen kimsin kızım? Ha? Kimsin sen? Sen zavallı, yetimhanede büyümüş, anası babası olmayan bir kızsın. Sana hayatında biri böyle bir sürpriz yaptı mı? Ha? Sana ne? Ha. Kimsem kimim ben? Kimsem kimim? Paran da, hediyelerin de senin olsun! Anladın mı? İstemiyorum! Bırak beni, çekil! Çekil gideceğim! Anladım. Sen de o görüntüsünden büyülenen kızlardansın değil mi? Ha? Böyle sanıyorsun ki her şey ayağının altına serilecek. Ha? Öyle sanıyorsun değil mi? Sen tanımıyorsun bile beni. Ne hakla yargılıyorsun? Hiçbir yere gidemezsin. Oturacaksın, konuşacağız. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Anladın mı beni? Bağırırım, polis gelir. Bırak beni. İstediğin kadar bağırabilirsin. Bu binada ikimizden başka kimse yok. Kaçamazsın benden. Yaklaşma bana. Hadi. Ben sana tutuldum kızım. Anlasana. Benden daha iyisini bulacağını düşünüyorsun değil mi? Yaklaşma. Öyle sanıyorsun. Yaklaşma. Elif, soba falan yok mu ya? Ben çok üşüdüm.
Sadece akşamları birazcık yakıyorum Eda. Görmüyor musun halimi? Üstüne mont falan bir şey giy. Daha yeni işe başladım ben ya. Kendime bile bir şey alamadım. Fırat. Buraya geldi. Buldu bizi burada. Ben nereye saklanacağım? Dur ben ne yapacağım? Nereye saklanacağım şimdi? Aynen. Aynen. Kılıç giydi adam beni gırtlaklasın değil mi? Çık dışarı. Bu sus ya Allah aşkına bir sus. Ya. Yaren. Yaren. Sana bir şey yapmadı değil mi odam? Çok merak ettik ya. Bir şey yapmadı değil mi? Yok yok. Ben kendimi korudum Elif. Biliyorum bebeğim. Ben onu öldürmüş olabilirim. Ben hapse girebilirim. Hayır hayır hayır. Yaşıyor pislik. Merak etme. Yara. Ben seni kandırmadım kardeşim. Kandırmadım. İşi bize Fırat ayarladı deseydim gelmezdin. Evi bize Fırat ayarladı deseydim gelmezdin sen Yaren benimle. Ne oldu Yaren sen iyi misin? Kızlar. Bu yetmez. Yetmez biraz daha vur. Vur ben bunu hak ettim vur. Vur hak ettim ben bunu. Ne oldu senin başına ne geldi? Ben gözümü açtım seni gördüm Eda. Ben seni kardeşim bildim. El ele veririz. Bütün yokuşları aşarız sandım. Sen ne yaptın? Sen tanımadığın, güvenilmez bir adamın kucağına atmaya çalıştın beni. Hayır, böyle olsun istemedim ben. Sen sınava giremedin Yaren. Giremedin, biz ne yapacaktık oradan çıkınca? Hiçbir şey yapamayacaktık. Ben belki her şey yolunda ilerler dedim. Belki beraber hayata tutunuruz dedim. Ne hayata tutunması ya? Ne hayata tutulmasından bahsediyorsun? Benim hayatım mahvolacaktı senin yüzünden. Bak, bu manyak beni aradı, buluşmak istedi, gittim. Çok aşığım ben Yaren'e dedi. Ondan sadece bir şans isteyeceğim, zarar vermeyeceğim ona dedi. Ben de inandım. Defne ya. Defne'ye bile yardım edeceğini söyledi Yaren. Ben sadece her şey iyi olur diye düşündüm. Bana ne tanımadığım adamın aşkından, bana ne Eda? Ben biri gelip beni kurtarsın diye beklemiyorum ki. Ben bu hikayede yokum artık Eda. Burada yollar ayrılır. Söz vermiştin ama. Ne olursa olsun hiç ayrılmayacaktık biz. Başımıza ne gelirse gelsin bütün zorlukları beraber aşacağız dedin. Ben sana bir şey olsun ister miyim Yaren? Senin hiç aklın alıyor mu bunu? Sen benim orada neler yaşadığımı biliyor musun? Hı? Bak şu kollarımın hali. Yaren ne oldu? Ben canımı zor kurtardım, bırak beni! Yaren. Eğer senin canına bir zarar gelseydi ve bu benim yüzümden olsaydı ben kendimi öldürürdüm. Hiç korkmazdım, kendimi öldürürdüm. Düzgün bir yol tuttur kendine, olur mu? Belki bir zaman sonra ben sakinleşince tekrar karşılaşırız. Yaren. Yaren. Gitme Yaren. Gitme. Özür dilerim Yaren. Nereye gidiyorsun? Hacer teyzeye gideceğim ben. Bir iki gün orada kalırım. Orada beni kimse bulamaz. Tamam, tamam bak. Buraya adresini yaz. Aklın kalmasın sende.
Tamam, gidince de ara beni, olur mu? Her şeyi geçtim abi. Beni küçücük bir masada kapının girişinde oturttu ya. Bari bir tane oda verseydin, değil mi? Yok. Yok. Şu halime bak ya. Ben bayağı dağılmış bir şekilde dolanıyorum ortada ya. Niye yakışıklısın işte? Vallahi Can'cığım, ben 5 ay 9-6 danışmada çalıştım biliyorsun. Yani babam öyle bedavadan oda, müdürlük falan vermiyor. Ben 5 ay boyunca o Sadık amcayla Hülya ablayı falan çekemem, mümkün değil ya. Bütün gün bunlar benim tepemde. Ne kadar makbuz varsa önüme yiyorlar ya. Sen Sadık abiye takılsana bak, o konuşkandır. Aynen kanka, aynen. Mide spazmı anlatıyor bütün gün. Geçen beni eczaneye yolladı ya, çiğneme tableti almam için. Ben bayağı ofis boyu gibi takılıyorum ha. E gitmeseydin sen. Ben dedi senin çocukluğunu bilirim dedi. Ay dedi evladım öyle kötüyüm böyle kötüyüm dedi. Ekim bir vicdan yaptım. Gittim aldım. Ayşegül sen nereye bakıyorsun ya? Ben bir arkadaşımı gördüm. Ona selam verip geleceğim. Tanışıyor muyuz? Hayır ama ben sizi tanıyorum Ayşegül Hanım. Şirketinize iş için gidip geliyorum. Cistik'te, pazarlamada çalışıyorum. Anladım. Peki neden bir saattir masamıza bakıyorsun? Şey, gözüm takılmıştır yani. Takılmasın. Diktin gözünü aç kedi gibi masamıza bakıyorsun bir saattir. Ayıp denen bir şey var değil mi? Rahatsız oldum. Bir sorun mu var Ayşegül Hanım? Yok, hayır. Hiçbir sorun yok. Hanımefendiler de şimdi kalkıyordu zaten. Hesabı bana yazabilirsiniz. Tabii ki efendim. Yemekten memnun kaldınız mı? Evet, çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. İyi günler dileriz. Bak benden sana bir tavsiye. Zengin koca bulacağım diye burada her gün maaşının yarısını şu salataya harcama. Bir daha buraya gelme bence. Şimdi şu imitasyon çantanı koluna tak. Ucuz kokunu da al ve kaybol. Hesabı mı istediniz ya? Kahve içseydik. Tabii canım, söyledim ben. Ya sen harikasın. Nereden arkadaşın bu kız senin? Arkadaşım değil aslında. Beraber iş yapıyorduk. Lojistikte çalışıyor. Sen tanıyor musun Ekin? Yok, hiç görmedim. Hı. Tatlı mı söylesek? Olur. Olur. Ben o masaya ne kadar geç gidersem benim için o kadar iyi. Daha buraya gelmeyelim. Güzel kızmış. Önüne dön Can. Ya of, bir şey demedim ya. Durum tespiti yaptım ya. Güzel kız işte. Güzel kız. Allah Allah. Sakin ol, bak çanta gelince özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Hadi bakalım. Bırak beni! Sen dünyanın en yalancı pisliğisin! Ah! Dokunma bana! Ama bak, hala dik başlılık yapıyorsun sen, ha? Ben seni burada, şuracıkta öldürsem, ha? Kimsenin ruhu duymaz, ha? Sen benden korkmuyor musun, ha? Korkmuyor musun? Korkmuyorum senden, yani! Kal orada, kal! Kal, kal, kal. Tek bir adım bile gelme. Kal orada. Ulan seni tanıdığımız güle lanet olsun be. Sen bizim karşımıza nereden çıktın ya, ha? Nereden çıktın? Eda, tek kelime daha etme. Yolla valizi gelsin, hadi. Şşş. Bak, 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 tamam. Yapma! Tamam, şöyle yapacağız. Bak, sen istedin. Ben gittim, senin çantanı aldım, geldim. Ben sana bunu vereceğim. Ama sen de Yaren'i bana vereceksin, tamam mı? Sen Yaren'i göndereceksin, ben de sana valizini atacağım, anlaştık mı? Önce valiz! Önce Yaren! Sen farkında mısın? Bak silah benim elimde. Yani senin pazarlık yapabilecek bir durumun yok. Hadi, yolla gelsin, hadi.
Aferin sana. Kal orada. Sakın bir adım bile atma. Kal. Yavaş. Bitti, gideceğiz birazdan. Gideceğiz. Ödeşmeden seni bırakacağımı düşünmedin değil mi? Ha? Yapma! Yapma! Yarın! Yapma! 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 İkinizi de geberteceğim! İkinizi de! Bittiniz! Bittiniz siz! Yarın'ı toplanma! Allah belanı versin! Allah belanı versin! Kaç! Kaç! Koş! 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 Neden? Niye durdun? Yaren git. Nereye gideyim Eda? Çabuk hadi. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Gidip kontrol edeceğim. Sen git ama. Eda! Eda hadi gel gidelim. Bırak git diyorum sana. Hiçbir yere bakmadan dümdüz eve git, tamam mı? Git. Eda! Yaren! Ne olur. Eda! Sen sandığımdan da zenginmişsin. Geber. Ulan belası geberirsin inşallah. Tabii bırakayım da kaç hemen. Kaçacağım tabii. Manyak mısınız siz ya? Sapıklar. Sapık mı? Ne yapıyorsun, vahşi misin sen? Kaçma, bir şey yapmayacağım. Sadece konuşacağız. Bırak beni! Şaka gibi ya. Şaka gibi. Çok güzel. Ay.
Çok zengin olacağız biz yarın. Biz de çok rahat yaşayacağız. Yara nerede ya? Ben bir Yara'na bakayım. Hacer Hanım. Buyurun. Benden habersiz evime misafir almanız. Ayrıca konuşacağız sizinle. Peki efendim. Hacer teyze çok geç oldu bak. Biz niye burada dikiliyoruz ki? Başına bir şey gelebilir. Çıkalım arayalım Yara'nı. Sus kızım, sus ağzından yel alsın. Ben de katıldım zaten. İçim katıldı. Ayakta duramıyorum. Sus artık, ağlama sen de. Üzülme. Şimdi bulurlar. Hem hiç merak etme. Buralar çok güvenilir zaten. Hiçbir şey olmaz. Eksik olmayın. Sana ne oluyor sana? Betin benzin attı. Kireç gibi oldun. Yok yok. Benim bir şeyim yok ya. Ben gayet iyiyim. Bir şeyim yok benim. Ben merak ettim ya. Yazık kıza. Siz de merak etmeyin ya. Bakın işte arıyorlar. Sağ olun. Damla'ya ulaşamıyorum. Ne oluyor? Bu kızlar kim? Damla. Hey Allah'ım. Damla, neredesin sen? Telefonu da açmıyorsun. Meraktan öldüm burada. Çık çabuk yukarı. Çık, çık. Tamam ya. Tamam yaymış. Telefonu açacaksın bir daha. Yara.